Selamünaleyküm İsmail. hocam. Hoş. Aleykümselam. Nasılsın? Şükür olsun hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyiyiz. Şu an herhalde Zonguldak'taydın galiba. Evet hocam. Normalde. Şu an Zonguldak'tayım. ALES sınavı için burada bulunuyorum. Hocam ben sizin görüntünüzü donuk alıyorum ama. Ben seni görebiliyorum. Arkadaşlar nasıl görüyorlar şu anda? İkimizi de görebiliyorlar mı? Yani şu an Herhangi bu da bir güzeldi hocam. güzel değil mi? Evet hocam bende de Peki. güzel. Kendini tanıtarak başlayabilirsin. Tabii ki. Bölümünü. Tabii ki de hocam. Adım Yusuf, soyadım Murat. Aslen Yozgatlıyım ama doğma büyüme İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi İstanbul'da tamamladım. Daha sonra 2015 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geldik. Zaten o sürede sizinle de tanışma süremiz de o sürelerde gerçekleşiyor hocam. Bu şekilde şu an Zonguldak'tayım. Dediğim gibi ALES sınavı için burada bulunuyorum. Bu Evet, şekilde bu tanıştım. hafta sınav var galiba. Biz de kayıt yaptırdık. Evet hocam Rakip pazar. biraz sınava. Peki bize biraz bölümünü tanıtabilir misin? Yani ilahiyat tabii ki birçok öğrencinin duyduğu yani kulak aşinalığı olan bir bölüm ama okuması da farklı oluyor tabii ki. Yani neler görüyorsunuz, nasıl bir eğitim alıyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedersen sevinirim. Hocam öncelikle şunu söyleyeyim. İlahiyat fakültesini kazanmış arkadaşların en çok merak ettiği, benim de aile çevremde olsun soruyorlar çünkü sürekli. Genelde tercih edenler İmam Hatip Lisesi çıkışlılar, tercih ediyorlar. Ama tabii ki de Anadolu Lisesi ya da diyelim ki başka liselerden mezun arkadaşlarımızın da geldiği oluyor. İlahiyat eğitiminde hocam şöyle bir durum var. Türkiye genelinde birçok üniversitede öncelikle bir yıl hazırlık eğitimi geçiriyorlar. Hazırlık eğitimini Arapça üzerine alıyorlar. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde de hazırlık eğitimini hocam kendi fakültesinde alıyor aynı zamanda. Birçok üniversitede bazen şöyle durum olabiliyor. Hazırlık eğitimi farklı bir yerde verilebiliyor. Ama bizim üniversitemizin artı bir noktası bana göre hazırlık eğitimi de kendi fakültesinde veriliyor. Evet, bu noktada çok kısa bir şey yapayım. Yani bunu yarın da ben açıklayacaktım ama bugün belki katılanlar arasında vardır dinleyenler. Bazı üniversiteler duydum. Mesela İstanbul'da bazı özel üniversiteler duydum. Yani bugün bir öğrenci bana bildirdi. Dediğim gibi hazırlık eğitimini Konya'da veriyor. Yani öğrenci İstanbul'da özel okula gidiyor, özel üniversiteyi tercih veriyor. Ama ilk sene eğitimini bazı sıkıntılar tamamlanana kadar İşte Konya'da alacaksın ya da Kayseri'de alacaksın diyorlar. Yani zaten özel üniversiteyi İstanbul'a tercih eden birisi biraz maddiyattan dolayı yani il dışına göndermeyeyim o parayla İstanbul'da işte %50 burslu ya da %25 burslu okutun diyor. Yani hem okula ödeme yapıyor bir de gidecek yurt dışı, şey, il dışında orada da kalacak, yurtta kalacak işte yol masrafı şusu. Yani çok tehlikeli bence bunları iyi araştıraraktan tercih vermeleri bana sorarsanız çok önemli. Yani bu tercih kılavuzlarında açıklanıyordur zaten. Bunlara dikkat ederseniz güzel olur. Senin dediğin nokta çok önemli. İyi ki değindin bu noktaya. Teşekkür ederiz. Devam Ben de edebilirsin. teşekkür ederim hocam. Bunun dışında hocam ilk yıl hazırlık eğitiminde Arapça dersi görüyoruz ve bunun yanında Kur'an-ı Kerim dersi görüyoruz. Kur'an-ı Kerim ve tecvid dersi görüyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim ve tecvid dersini 5 yıl boyunca her dönemde dönem dönem derslerimizi alıyoruz. 1, 2, 3 diye Kur'an 1, Kur'an 2 bu şekilde devam ediyor Çok derslerimiz. Bir de kısa arkadaşlar... hazırlık eğitimi alıyoruz dedim. Birçok üniversitenin hazırlık eğitiminde şöyle bir sıkıntı var. Yani boşa geçen bir zaman olarak görürüz. Gerçekten Arapça öğrenebiliyor musunuz? Bu Hocam, noktada yeterli mi? şöyle bir durumdan bahsedebilirim hocam. Aslında 2015 yılında Arapça'da biraz kendimizi yol olarak kat edebiliyorduk. Daha sonrasında tekrardan dönem derslerine geçtiğimiz zaman Arapça eğitimi bu sefer azalmaya başladı. Yani Arapça dersi olarak azaldı. Aslında dersler içerisinde yine öğrenebiliyorduk. Yani metin olarak okumalar yapıyorduk. Burada ben şuna bağlıyorum hocam, kişinin kendi gayreti bu noktada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir Evet. noktadan sonra artık ders veriliyor ama üstüne durmayınca unutulabiliyor. Dilde de böyle bir durum var hocam. Hani üstüne düşmeyince, üstüne okumalar yapmayınca,
dinlemeler yapmayınca unutma durumumuz olabiliyor. Evet, ya aslında şöyle Arapça deyince insanlarda özellikle Türkiye'de bir algı var yani Arapça mı öğreneceksin gibisinden. Yani Arapça bugün baktığımız zaman Arap Yarımadası'nda belki 10 farklı ülkede konuşulan bir dil. Yine Afrika kıtasının üst bölgesinde Mısır olsun, Libya olsun yani buralarda da kullanılan bir dil. Ve dünya üzerinde konuşma dili olaraktan üst seviyelerde olan yani kişi sayısı, konuşan kişi sayısı açısından yüksek seviyesi olan bir dil. Tabii siz bunu ilim noktasında biraz öğrenmek istiyorsunuz ama dil noktasında da aslında çok gerekli. Ben birçok öğrenciye mesela şeyden sonra yani üniversiteden sonra mutlaka üniversite okurken dil öğrenmesini tavsiye ediyorum. Yani İngilizce zaten yani birçok insanın bilmesi gereken bir dil ama yanına bir dil daha koymalarında ben çoğu zaman Arapçayı tavsiye edebiliyorum. Çünkü Türkiye'de illaki Arapça ile alakalı bir ihtiyaç yaşanabiliyor. Mesela en son Suriye olayından sonra bile birçok Arapça bilen insana ihtiyaç duyuldu. Yarın öbür gün ne olacağı belli olmaz. Yani ikinci bir dil her zaman için önemli. Siz bunu okulda alabiliyorsunuz. Güzel bir imkan. Kendinizi de geliştirirseniz devamında çok güzel işleri de yapabilirsiniz. Devam edelim. Başka ne diyebilirsin? Evet hocam, hazırlık eğitiminden sonra artık birinci sınıf itibariyle hocam tefsir usulü, hadis usulü derslerden biraz bahsetmek istiyorum. Fıkıh usulü, işte İslam akaidi gibi dersler almaya başlıyoruz. Bununla beraber ben buradan şimdiden İlahiyat Fakültesini tercih edecek arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim. Usul dersleri bence çok önemli. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim, KPSS'de de önümüze çıkacak dersler. Bu noktada kendilerine iyi bir şekilde geliştirirlerse okumalarını tabii siz de her programda hemen hemen bahsediyorsunuz hocam. Günlük çalışma tekrarlarla beraber yaptıkları zaman çok iyi bir şekilde sonuçlanacak. Bundan sonra hocam işte diyelim ki ikinci senemizde tefsir dersi alıyoruz. Burada diyelim ki Fatiha suresinin tefsirini işliyoruz ya da namaz surelerinin tefsirini ele almaya çalışıyoruz. Onları işlemeye çalışıyoruz. İşte bir sonraki sene farklı bir surenin tefsiri üzerine işlemler yapıyoruz. İşlemeye çalışıyoruz. Tefsirleri inceliyoruz. Bunun yanı sıra hocam din sosyolojisi, din psikolojisi, din felsefesi gibi derslerimiz var. Dinler tarihi gibi derslerimiz var. Yani hocam dönemlik 10 ders alıyoruz biz. 4 yıl boyunca bayağı da bir ders almış oluyoruz. Bu şekilde Dönemli aklıma 10 gelen. ders. İki Evet dönem hocam. 20 Dönem. yıl. 4 yılda Aynen. 80'e yakın ders alıyorsunuz aslında. Çok ciddi bir Son sayı. senede sadece hocam şey yapıyoruz. Son senede ders sayılarımız biraz azalıyor. Onun dışında hocam dönemde 10 ders alıyoruz ama mesela tefsiri 4 dönem alıyoruz. İşte hadisi diyelim ki 4 dönem alıyoruz. Yani derslerimizin sadece içerikteki konuları değişiyor hocam. Peki dini eğitim dışında bir eğitim alıyor musunuz? Yani tamamen dini dersler mi oluyor yoksa bunun dışında mesela az önce arkadaşım dedi mesela girişimcilik tarzı bir ders alıyorlarmış. Mesela. Yani böyle farklı bir alan dersi alıyor musunuz? Hocam farklı alan dersimizi genelde her üniversitede olduğu gibi alan dışı seçmeli derslerinde tercih alabiliyoruz. Onun dışında fakülte içinde genel olarak derslerimiz bu şekilde hocam. Dini noktada daha çok ama alan dışı seçmeli de tercih edebiliyoruz. O şekilde alabiliyoruz hocam. Bir arkadaşımız yazmış. Aynı zamanda formasyon dersleri de bunlar da. Yani siz aslında formasyon Evet. dersi de alıyorsunuz. Evet hocam Yani bu formasyon dersleri de alalım. normalde formasyon dersleri şeyde verilir. Eğitim fakültesinde verilir. Eğitim fakültesi olmayan bir kişinin de ekstra formasyonunu alması gerekir. Siz de onu da alabiliyorsunuz. Çünkü benim bildiğim daha sonrasında zaten okullarda da din kültürü eğitmeni olaraktan çalışabiliyorsunuz. Yani öğretmen vasfınız da aslında oluyor bir noktada, değil mi? Evet hocam. Ben bu yıl itibariyle zaten mezun oldum hocam. Formasyon eğitimimizi de normal dönem derslerinde zaten aldık. Şimdi bir kurumda veyahut da farklı bir yerde işe başlama imkanımız oluyor. Bu noktada formasyon eğitimimizi aldık. Nerelerde çalışabiliyor? Yani mesela bir ilahiyat mezunu nerelerde çalışabilir? Hocam genelde bize sorulan soru şey oluyor. Sizin de dediğiniz gibi. İmam mı olacaksın herhalde Aynen diyor, değil mi? hocam. İlahiyat mezunu oldun, imam mı olacaksın diye bir soru geliyor hocam. İlahiyat öğrencisi aslında birçok alanda çalışabiliyor. Bunların en başında daha öncelerinde 2015 yılı öncesi olması lazım. Yanlış biliyorsam hocam siz de düzeltirsiniz.
Din kültürü ve ahlak bilgisinin eğitim fakültesi olarak farklı bir bölümü vardı. Daha sonradan bunların hepsi ilahiyat çatısı altında birleşti. İlahiyat öğrencisi KPSS atamasıyla beraber İmam Hatip liselerinde yani İHALE'de meslek derslerinde görev alabiliyor atama aldıktan sonra. Aynı zamanda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi olarak ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde, Anadolu Lisesi, Düz Lise buralarda da görev alabiliyor hocam. Bunun yanı sıra hocam yüksek lisans eğitimini yapıp aynı zamanda akademisyenlik olarak yoluna devam etmek istiyorsa bu şekilde bir durum da var. Aynı zamanda hocam KPSS'den sonra DAVT sınavına girip daha sonrasında oradan belli bir puan aldıktan sonra mülakat neticesinde hocam müezzinlik, imamlık gibi, imam hatiplik gibi durumlar da oluyor hocam. Bunu da olabiliyor. Ve hocam son zamanlarda gündemde olan bir şey var. Bundan da bahsetmek istiyorum aslında. Bu da yapılıyor artık. Mesela yurtlarda, devlet yurtlarında olsun manevi rehberlik ve danışmanlık denen bölüm var. Burada da ilahiyat öğrencileri kendilerine iş bulabiliyorlar. Aynı zamanda hastanelerde de böyle bir bölümün olduğu söyleniyor. Bu tarz bir durum da var. Burada da iş imkanı bulabiliyor hocam. Yani birçok alanda ya da Diyanet işlerinde görevli, din görevlisi olarak görev yapabiliyor. Aslında birçok alanda görev alabiliyor hocam. Ya aslında ilahiyat biraz daha gönüllülük üzerine, yani dini noktadaki her yerde çalışma imkanı bulabilecek insanlar yetiştiriyor. Bu da aslında biraz da gönüllülük üstüne girmesi gerekiyor diye düşünüyorum ama bazen Türkiye'de görüyoruz işte adam diyor ben ateistim ama mesleğimi seviyorum diyor. Böyle karşılaştığınız oluyor mu hiç? Çok merak ediyorum da. Hocam ben de dediğiniz gibi duyuyorum o tarz şeyler. Fakültede genel olarak karşılaşmadım da hocam. Hani işin açıkçası ilahiyat para kazanmak için veyahut da işte diyelim ki kendimizi burada şey yapalım diye okunacak bir bölüm değil zaten. Kendi içinde de zaten zorluğu var. Dersler noktasında da hafiften de olsa bir zorluğu var. Yani seven insanın, isteyen insanın tercih etmesi gereken bir yer. Her bölümde olduğu gibi. Bu tarz durumla karşılaşmadım da hocam. Hani bazen arkadaşlar çevresinde olsun işte diyelim ki söyleniyor işte iyi kazançları var, şu var bu var gibisinden sözler söylenebiliyor ama bu şekilde tercih edilecek bir bölüm değil İlahiyat Fakültesi. Ya aslında ya günümüz açısından baktığımız zaman çok diyeceğim şey olmasa da mesela eski zamanda bir imam dediğimiz zaman aslında o yaşadığı bölgedeki yani belli bir takım yönlendiren kişilerden bir tanesi. Çünkü kendine ait bir cemaati oluşuyor, onları yönlendirmesi gerekiyor. Onların sıkıntılarıyla ilgilenebiliyor. Yani aslında bir noktada bir liderlik de yapıyor oradaki kişilere. Yani onların sıkıntıları da ilgileniyor. Bence bu açıdan yani tek düzeliğe indirmemek lazım. Biz de maalesef biraz o yani imam deyip geçiyoruz. Yani sadece namaz kıldıran kişi gibi görüyoruz ama ben birçok yani etrafımdaki imamdan şunu da görmüştüm. Yani bir derdin olduğu zaman, bir sıkıntın olduğu zaman gidip başvurabileceğin kapılardan da aslında bir tanesi. Yani o yüzden senin dediğin noktada yani sadece bir para kazanma noktasından ziyade bir insanları yönlendirme noktası da var. Yani bir noktada işte bu da bir ihtiyaç aslına bakarsan. Onu da karşılıyorsunuz. Peki iş imkanları bunlar dedin. Şey de yapabilir. Kur'an kurslarında da çalışabiliyorlar. O noktada da hizmet verebiliyorlar. Ya da çevirmenlik yapabiliyor musunuz? Mesela Arapça noktasında kendinizi geliştirirseniz yani o noktada bir ihtiyaç hasıl oluyor mu? Yani Hocam bölüm noktasında bu tarz bir durum var mı tam bilmiyorum ama özel sektörde bu tarz meslek yapan arkadaşlarım oldu. Ve iyi de şey yaptılar yani bu noktadan bu imkanı iyi de kullandılar kendileri. Arapça noktasında çünkü ülkemizde de zaten çok kişi var. Bu noktada da ihtiyaç doğuyor. Çevirmenlik noktasında çalışan arkadaşlarım da oldu. Ama devlet evet. bünyesinde olup olmadığını tam bilmiyorum hocam. Ama özel sektörde bu noktada çalışan arkadaşlarım oldu. Çok güzel. Peki senin bir planın var mı? Mezun olduktan sonra şunu yapmak istiyorum diyebileceğin. Hocam benim şimdi şöyle bir planım var. İnşallah nasip olursa
Bir bölüm daha okumak istiyorum. Bunda da sosyoloji okumak istiyorum. Geçen programı izliyordum. Murat kardeşim de aynı zamanda ilahiyat ve sosyolojiyi beraber okuyor. Bu noktada sosyoloji okumak istiyorum hocam. Ben ama din sosyolojisi alanında ilerlemek için değil, sosyoloji ilmini de öğrenmek istiyorum. Bu şekilde bir şey düşünüyorum ben. Bunun yanında hocam, dediğim gibi başta da ben ALES sınavı için buraya geldim. Yüksek lisansa hazırlanıyorum bir yandan. Bir yandan da hocam KPSS'de de hazırlık yapıyorum. Öğretmenlik Yüksek ataması lisans için, yapmak öğretmenlik istiyorsun. alabilmek için. Yanlış duymadım. Yüksek lisans da yapmak istiyorsun şu anda. Devam etmek Evet istiyorsun. hocam. Evet hocam, Çok yüksek güzel. lisanstan da devam etmek istiyorum. Öğretmenliğin de bizim için şöyle bir avantajı olabiliyor hocam. Öğretmenlik yaparken aynı zamanda yüksek lisans eğitimimizi de yapabiliyoruz. Bu tarz bir durum da var. İkisine de bir hazırlık dönemi geçiriyorum işin açıkçası. Çok güzel. Şimdi izleyenleri biraz da bilgilendirme amaçlı biz Yusuf arkadaşımızla en son bir araya geldiğimizde şöyle bir şey de konuşmuştuk ya, Yusuf sormuştu hocam kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye. O zamanlarda da ona şunu tavsiye etmiştim, yani araştırma alanları geliştirebilirsin. Yani bu yaştan başlayabilirsin, bu zamandan. Hani bizde hep şey vardı işte, yüksek lisansa başlayayım ondan sonra yapayım. Aslında bu biraz armut kuş ağzıma düş noktasından bir yaklaşım. Yusuf'la da mesela Hazreti Ebubekir Efendimiz'i araştırması noktasında bir çalışmaya başlamıştık. Çok ciddi arşivleme yaparaktan bir çalışmaya başladın. Güzel de bir süreç oluyor. Yakın zamanda da herhalde onunla bir program yapacaksın. Daha Evet. sonrasında farklı çalışmalar da yapacağız. Yani bu şekilde bir yönlendirme de yapıyoruz. Çok güzel bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Yani kendimizi geliştirmemiz her alanda gerekli. Ama kendi alanımızda kendimizi geliştirmediğimiz zaman o da bizi bir yere iletmiyor. O açıdan yani teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma yaptığını biliyorum çünkü bu konuda. Peki Zonguldak hakkında ne anlatabilirsin bize? Zonguldak nasıl okunabilecek şehirlerden birisi mi? Pahalı mı, ucuz mu? Hocam Zonguldak güzel, şirin bir yer. Küçük şehir aynı zamanda. Denize sıfır bir konumu var hocam. Kampüsümüz de zaten deniz manzaralı. Bu tarz bir olanağı da var. Halkın çoğu zaten herkesin de bildiğini bilir. TTK'da, yani Türkiye Taş Kömürü, kömür madeninde emeklisi var, çalışanı var. Burada taş kömürü çıkartılıyor aynı zamanda şehir olarak. Bence yeşil bir kampüsü var. Kampüsü için şunu söyleyebilirim hocam. Çok canlı bir kampüsü var. Çok büyük değil. Hani Bursa Uludağ Üniversitesi gibi ya da Sakarya Üniversitesi gibi büyük bir kampüsü yok. Çok büyük bir kampüsü yok. Ama öğrencilerin yaşayabilmesi açısından, içindeki aktiviteler açısından çok işlevsel de bir kampüsü var aynı zamanda. Yanlış Günlerimiz hatırlamıyorsam sabaha kadar açık diye duymuştum ben ama. 24 saat dolu oluyor. Böyle bir durumu da var. Ya benim de 24 saat çok şaşırttı faaliyetlere de hizmet mesela. veriyorum. Yani ben kendi üniversitemde açıkçası görmemiştim. Yani Sakarya'da okudum. Sakarya'da yani ondan sonra, 11'den sonra hiç kimse olmazdı mesela. Ya da bilmem Bursa'da da olduğunu görmedim ama yani Zonguldak'ta duyduğuma göre üniversitenin içi sabaha kadar kafeleri olsun, diğer sosyal alanları olsun, sabaha kadar öğrencilerin tercih ettiği alanlardan birisi galiba. Evet hocam, şimdi biz şehir merkezinden yaklaşık 2 kilometre uzaktayız hocam. Biraz daha İstanbul tarafına yakın taraftayız. 2 kilometre daha. Burada gece saat 3'ten sonra çevredeki kafeler falan kapanıyor ama hocam, üniversite içi hala kütüphaneler de 24 saat açık olması sebebiyle hocam, öğrenciler ders çalışıyorlar. Sınav haftalarında olsun kafeler de zaten 24 saat açık. Bu kadar. Özür dilerim hocam. Canlı bir kampüsü var diyebilirim yani, gerekirse. Kısacası. Kütüphanede 24 saat açık. O Evet. noktada ders çalışma noktasında sıkıntı yok. Yeterli mi kütüphaneniz? Hocam, Merhaba. şimdi aslında onu da söylemek istiyordum. Bu sene Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanacak arkadaşlarımız bu noktada biraz şanslı olacaklar. Çünkü üniversitenin en güzel fakültesi diyebilirim, İlahiyat Fakültesi olarak İlahiyat Fakültesine verildi. İlahiyat Fakültesine yapıldı. Çok büyük bir fakülte. Aynı zamanda yanında da kütüphanesi de yapıldı. 2 katlı bir kütüphanesi de yapıldı.
Geçen sene bize söylenenlere göre bu sene için eğer ki pandemi dolayısıyla okulların açılmasıyla beraber eğer kalkarsa orada eğitim verileceği söylendi. Çok da güzel, tercih edecek arkadaşlar için bu noktada da şanslı olacaklarını düşünüyorum. Aynı zamanda hocam iki tane çalışma salonumuz, aynı zamanda fakültelerin içinde çalışma salonlarımız. Ayrıca bir kütüphanemiz daha var. Bütün kütüphanelerimiz de dolu oluyor. Böyle bir durumumuz da var. Ama yeni açılacak kütüphaneyle beraber biraz daha hafifleyeceğini, daha rahat olacağını düşünüyorum. Ben Zonguldak'a gelmiştim. Beraber orada gençlik hamlesiyle beraber bir programda yapmıştık. Bizi orada ağırladınız. Teşekkür ediyoruz. Yani gençlik hamlesi ailesi olarak tekrardan teşekkür ederiz. Yani Zonguldak'ta benim gördüğüm şey şuydu. Birçok şehir yatay yapılaşma var. Zonguldak'ta biraz daha dikey yapılaşma. Dikey yapılaşmadan kastım aslında çok dikti. Yani merdiven şehri diye geçiyor zaten. Sizin eve ulaşmak için de bayağı bir merdiven çıktığımızı hatırlıyorum. O açıdan tercih verecek arkadaşların yani biraz merdiven çıkma alışkanlığı oluşacak diye düşünüyoruz. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu konuda ama. Evet hocam, merdiven noktasında şehrin her tarafında merdivenler var. Hatta benim ev arkadaşım, o da izliyordur şu an, Ömer abi var. O da aynı zamanda Google Earth'tan haritalardan bakıyordu hocam. Bize kısa yoldan merdivenlerden götürüyordu. Böyle bir olayımız da vardı. Google'da merdivenleri bile şey yapmış herhalde değil mi? Onları da yönlendiriyor galiba. O kullanabiliyordu hocam bayağı iyi. Oradan bizi kestirmeden götürüyordu. İyi oluyordu bizim için de. Güzel. Dediğiniz gibi hocam, bu arada biz de size çok teşekkür ederiz. Gençlik Hamlesi'nin buradaki programında, söyleşinizde çok güzeldi. Güzel bir ortamdı bizim için. Arkadaşlarımız çok beğendiler, hatta tekrarını bekliyorlardı. Pandemi süreci araya girdi. İnşallah yeni dönemde yine burada programlar yapmak dileğiyle hocam. Yani çok bekleyen yer vardı. İnşallah tekrar ikinci program. Şimdi başka yere hiç gitmedik. Size iki defa gelirsek nasıl olur bilmiyorum. Artık bilmiyorum. Araya bir yere sıkıştırabiliriz. Peki son bir 5 dakikamız kaldı. Herkese soruyoruz. Sana da soralım. Bölümüne eklemek istediğin ya da çıkarmak istediğin bir şey olsaydı ne olurdu? Yani üniversite olarak da bunu düşünebilirsiniz. Zonguldak Üniversitesi olarak da. Hocam ben aslında şöyle bir şey düşünüyorum. İlahiyat öğrencisi 5 yıllık bir eğitim alıyor. Üstüne az önce de konuştuğumuz gibi hocam, yüksek lisans eğitiminde belli bir alana yöneliyor. Ben aslında bunun daha öncesinden gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradan ilahiyat okuyan arkadaşlarımı, okuyacak olan arkadaşlarıma da şunu tavsiye edebilirim. Birinci sınıf itibariyle kendilerine bir bölüm seçsinler, bir alan seçsinler ve orada kendilerini zirve noktada yetiştirmeye çalışsınlar. O alanda okumalarına devam etsinler. Bununla beraber bu okumaları yaparken, alanında zirveleşirken, aynı zamanda hocam sosyoloji olsun, psikoloji olsun, bu tarz alanda da okumalar yapmalarını tavsiye ederim. Kesinlikle çok önemli. Yüksek lisans eğitimiyle beraber bu sefer 7 yıllık bir eğitim süreci oluyor hocam. Kimi kardeşlerimiz, kimi arkadaşlarımız 5 yıl sonrasında yüksek lisans eğitimi yapma şansı bulamayabiliyor. Gerek maddi imkanı olsun, gerek kazanma imkanı olsun, bu tarz durumlar gerçekleşiyor. Ben onun için birinci sınıf itibariyle aslında bölümlere ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Atıyorum, bir kişi tefsir üzerine okuyorsa tefsir dersi, tamam, hadis dersini yine alsın, fıkıh alsın, kelamı alsın ama ağırlıklı olarak tefsir dersi alsın. O konuda kendisini zirve noktada geliştirmeye çalışsın diye düşünüyorum. Yani bu bizim yaralarımızdan bir tanesi diyebilirim hocam. Yani Yani bu noktada benim de dikkat çekmek istediğim bir nokta var aslında. Türkiye'de yanlış bir algı var. Şimdi ilahiyat fakültelerinde mesela bütün fakültelerde bir kişi profesör olduğu zaman mesela matematik alanında bahsedersek matematiğin alt dalı olarak da işte cebir, analiz, işte analitik geometri gibi farklı alanlar var. Diyelim birisi burada profesör olacağı zaman işte cebirden diyelim ki cebirin de alt dal olaraktan bir tez konusu olaraktan kendisini geliştirip o alanda profesör oluyor. Ama hiçbir kimse çıkıp da profesör olduğu zaman matematik, yani sen artık bütün matematiği biliyorsun demiyor. Ama Türkiye'de maalesef ilahiyat fakültelerinde böyle bir algı var. Yani ilahiyatta da aynı şey var aslında. Tefsiri, hadisi, fıkıhı, yani ana dallar ayrılıyor yüksek lisans yaptıktan sonra. Ve diyelim ki o kişi
sadece fıkıh üzerine kendisini profesörlük noktasına getirdiğinde Türkiye'de şöyle bir algı açtı. İlahiyatta profesör olduğu zaman dinle alakalı her şeyi biliyormuş gibi bir algı var. Aslında bu algı da kendisini profesör yapıyor. O açıdan dediğim gibi belli alanlara yönlendirilmesi, belki isimleri değiştirirse aslında güzel. Mesela ben bazen diyor fıkıh profesörü ya da hadis profesörü dediklerine daha anlaşılır bir yönlendirme olur. Ama dediğin nokta doğru, yani yönlendirilme noktası önemli. Çünkü biz ilahiyat deyince her şeyi tek bir çatı altına düşüyoruz ama alt dallar olaraktan gerçekten çok ayrılıyorlar. O noktada şunu da tavsiye ederiz. Mesela hani Türkiye'de belki sosyoloji alanında çok fazla kitap yazılmamıştır ama din alanında ciddi anlamda çok fazla. Yani tarihten beri gelen çok fazla kitap var. Dolayısıyla araştırma yapmak isteyen bir kişi herhalde bayağı bir kitap okuması gerekecek. Bunu da son yıl o 2 yıllık yüksek lisans sürecine bıraktığında yeterli olmayacaktır. O yüzden senin dediğin doğru aslında. Yani din noktasında bir gelişim yapacaksa bunu şimdiden, yani birinci, ikinci sınıftan kendi alanını belirleyip o alandaki okuyacak kitapları, biz seninle bunu yapıyoruz aslında şu anda. Yani bir Evet. alana yönlendirmek için o alandaki yazılmış bütün kitapları bir noktada işte sistemliyoruz. Ondan sonra hangisinden başlayacağız, nasıl yol haritası çizeceğiz? Yani bu noktada biz de arkadaşlarımıza da bunu tavsiye edebiliriz. Son bir dakikamız. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mıydı? Hocam, ilahiyat okuyacak kardeşlerimize ve bütün arkadaşlarımıza buradan başarılar diliyorum. İnşallah gönüllerince olur. Bu şekilde hocam, inşallah ifade edebilmişizdir biz de. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bugün Yeşim arkadaşımızla çocuk gelişimi ve PDR'yi konuştuk. Bir özel üniversite üzerine. Yusuf arkadaşımızla da Zonguldak ve İlahiyat Fakültesini konuştuk. Yarın akşam Metin Dener arkadaşımızla beraber tamamen tercih üzerine bir konuşmamız olacak. Zaten yarın akşamdan sonra Cuma günü son tercih gününüz. 23.59'a kadar tercihlerinizi bitirmeniz gerekecek. Bu noktada programı izlerseniz o da size belli noktada yönlendirme yapmış olur. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar hocam.